Ha, bir dakika. Burası Bornova'nın kalbi. Bornova'nın merkezi. Karşıda etnografya müzesi. Aslında Bornova için İzmir'in kalbi diyebiliriz. Bornova demek, Bornova'sız İzmir düşünülmüş. İzmir'in en eski, yani buca kadar eski, en eski merkezi yerleşim birimlerinden biridir aslında. Güzelliğine bakmanızı istiyorum. Gerçekten muhteşem bir yer. Harika bir yer. Ben buradan müthiş enerji alıyorum. Burası gerçekten müthiş bir enerji kaynağı benim için. Bornova benim enerji topladığım enerji. Enerjiye ihtiyacım olduğunda o duygusal, o böyle duygusal bir enerji vardır. Duygusal bağlarla olan, duygusal bağlarla alakası olan bir enerjidir bu. Coğrafi konumu itibariyle Manisa'ya da yakın olması tabii ki, onunla da bir etkisi var. Magnezyum görünce magnetik bir etkisi var böyle. Magnetik bir etkisi çekiyor böyle kendini. İşte Manisa'lı olmanın da avantajı, büyük bir avantajını, ben bunu hissediyorum, avantajını yaşıyorum. Süper bir yer. Süper bir yer. Yani İzmir'e gelip de Bornova'yı görmemek gerçekten tavsiye edebileceğim yerlerden biri. Bornova'ya muhakkak uğramanız lazım. Ondan sonra Buca'yı biliyorsunuz. Karşıyaka'yı, Konak. Ondan sonra İzmir'de gidecek, gezecek, görecek muhteşem, müthiş yerler var. Onlardan biri de zaten Menemen tarafı, Çiğli tarafı. Ali Ağa, Bergama zaten duymuşsunuzdur. Tavsiye edeceğim yerlerden biri. İzmir için ziyaret edilmesi gereken müthiş yerlerden biridir. Bornova, Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Gazi Emir, Buca'mız biliyorsunuz. Eşrefpaşa, Varyan tarafları, güzel bahçe olsun. Ondan sonra 3 yol diyoruz. 3 yol. Muhteşem yerler. Hepinize tavsiye edebileceğim yerlerden birisi. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün de İzmir'e ziyaretinde, İzmir'e geldiğinde, atamız Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e geldiğinde zaten duymuşsunuzdur, Belkavve, Afyon çıkartmasından sonra, Afyon başarısından sonra, Afyon'u düşman işgalinden, Afyon'daki kurtuluş mücadelesinden müthiş bir kurtuluş mücadelesi verildi. Ve ondan sonra İzmir'e Belkavve üzerinden geliyor. Ondan sonra Belkavve üzerinden geliyor ve ilk uğrağı da Bornova, burası. Atatürk'ümüzün gezdiği muhteşem yerler burada. Gezdiği, sohbet ettiği, muhabbet ettiği, yemek yediği, çay içtiği, oturup dinlendiği, sigarasını içip efkar dağıttı. Muhteşem bir yerdir Bornova. Burası zaten Ege Üniversitesi'ne gidiyor. Ege Üniversitesi. Thank you.
Aynen. Bu da Türkiye'de ilk futbol oyunu 1877 yılında burada oynanmıştır. Aynen. Türkiye'de ilk futbol maçı burada Bornova'da oynanıyor. İzmirli Levantenler tabii futbol konusunda başı çekmişler. Bu hepimizin mirası. Levanten de olsa sonuçta kendi milletimiz, kendi insanımız. Bizim Levantenimiz. Biz de futbolu, İzmir'de futbolu onlardan miras aldık işte. Metin Oktay'ı duymuşsunuzdur. Metin Oktay efsane bir isimdir. Şöyle gidelim. Burası da bizim ordu evimiz. Hayırlı akşamlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bahsetmekte yarar var. İzmir Bornova öğrenci turizmiyle meşhur bir yerdir. Eğitim turizmi diyoruz buna. Bizim Ege Üniversitesi'nin başarılarını, Yaşar Üniversitesi'nin başarılarını, 9 Eylül Üniversitemizin başarılarını zaten duymanız yoktur. Duymamışsanız da hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ege Üniversitemizin 9 Eylül Üniversitemizin, ondan sonra Yaşar Üniversitemizin ilim, bilim, tıp konusundaki, sanat konusundaki, sağlık, spor konusundaki, ilim, bilim, teknoloji konusundaki başarıları zaten artık dünya eğitim sektörü, dünyanın eğitim sektörünü artık inkar edemediği bir gerçek. O yüzden dünya çapında öğrencilerin akın ettiği yerlerden birisi İzmir'dir. Çünkü muhteşem, süper eğitim, süper kalitede bir eğitim anlayışı, bir eğitim organizasyonu, bir eğitim duruşu, bir eğitim yaklaşımı, öğrencilerin süper eğitim alması. Aslında ben buna VIP education diyorum. VIP Turkish education for universities. İzmir is number one. Üniversite öğrencilerinin o yüzden akın ettiği yerlerden birisi burası. O yüzden ben buna şey diyorum, öğrenci turizmi. Öğrenci turizmlerimize, öğrenci turizmi süper yatırım sağlıyor. Ve İzmir'imizin, Bornova'mızın kalkınmasında da büyük emekleri, yardımları var. Allah razı olsun. Arkamızda şey var, ordu evi. Ordu evimiz var burada. Çok güzel şarkılar. Çok güzel bir ortam. Doğayla iç içe, yeşillik, temiz bir atmosfer, güzel insanlar, güzel bir enerji. Bornova'ya, İzmir'e gelince muhakkak Bornova'ya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Arabayı koymuşsun oraya, ondan da onlardan gelin paramızı da alalım. Thank you.
Antakya döner. Üniversite öğrencilerimizin uğrak mekanlarından birisi. Üniversite öğrencilerimizin vazgeçemediği Anadolu mutfağından birisidir bu Antakya döner. Tavsiye ederim. Muhteşem yemekleri var. Burada şok. Hayırlı akşamlar. Şok market izcisi ya. And if you have any mobile problem, herhangi bir telefon problemi, sıkıntısı yaşıyorsanız, tamirle ilgili, telefon tamircileri falan hepsi burada. If you have any problem with your mobile, you can get repaired here. Muhteşem bir yer. Şokumuz burası. I love university. Burası da bizim öğrencilerimizin uğradığı mekanlardan birisi. Çay, kahve, ondan sonra kurabiye, pasta, kek, börek, poğaça ve benzeri fast food servisinin yapıldığı öğrenciler için muhteşem yerlerden birisi. Gayet sağlıklı, gayet temiz, gayet ekonomik, gayet friendly. Ondan sonra pilavcılarımız burada. Çiğ köfteler. Tantuni. Bakın. Tantunilerimiz meşhur. Muhteşem. Acar kardeşler. Aynı şekilde. Acar kardeşler, görüyorsunuz üniversite öğrencilerimizin uğrak mekanlarından birisi Acarlar kardeşler, birisi de ya bu. Ayla Üniversitesi. Burası öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla, güvenle, sağlıklı bir şekilde eğlenip vakit geçirebileceği muhteşem yerlerden birisi. Burası meydan, küçük park meydan. Burası. Ben de üzülüyorum. O, taksilerimiz orada bakın. Taxi, you can get taxi from just there. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Hala içkiyim. Burası. Üniversite öğrencilerimizin meşhur sokağı, alışveriş yaptıkları. Tekel marketlerimiz, parfümerimiz, aksesuarlar. Döner. Dondurmacılarımız, dönercilerimiz, pizzacılarımız, kebapçılarımız. Tamam. Bu da bizim pilavcımız. Turkish rice, you can have. Vodafone'umuz burası, Türk Telekom'umuz burası. You can pay your mobile bill if you have Vodafone, Türk Telekom, altın nokta, golden point. That's my golden point. Thank you guys. Kozmetik, Türk Telekom, Ekersi,
Eker'imizin ayranları, yoğurtları meşhurdur biliyorsunuz. Yine erken oldu. İskenderun usulü soslu dürüm öncü. Hayırlı akşamlar. Pide matiğimiz. Hangi banka garanti? Yes. Ben bank meşiniz yüken ya. Bank meşiniz arhi ya. Metro. Aygin anne. And you see? Metro spor. Öyle 200 falan. Okay. And bank machines are here. You can get the flowers, you see. These are minibus for within city. You can go and pay within city. Really economic and safe and secure. And comfy, mumfy. Bu ne var? O bilet, bu bilet diyoruz. Bakın. Ne diyorsunuz? O bilet, bu bilet, şu bilet. Evet. Bank machines, our bank machines, Ziraat Bankı'ya, Deniz Bankı'ya, Bankamatik, Bankamatik'in kendi finans bankı, Halk Bank, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Turkish Economy Bank, Garanti Bank machines. You won't have any bank machine. Bank machine. You won't have. You will not have problem about bank machines here. Yeah. See. Apricot, Turkish apricot, plums. You see, cherries from Kemalpaşa. Very healthy. I would recommend you to have. Mektebim Koleji Bornova Kampüsümüz. Bu bizim İzmir Bornova'mızın Naldoken Mahallesi'ne yer alıyor. Muhteşem bir eğitim koleji. So Migros, you see, is just over there. Migros. Burger King, Ziraat Bank, bank machine for Ziraat Bank. And bank machine for Garanti Bank is here. No problem with bank machines. You will not have any problem with bank machines. You can withdraw your money from any bank machine, safe and secure. Now we have here. This Ziraat Bank is there. Turkish Economy Bank, Yapı Kredi, Halk Bank, Ak Bank, İş Bank and Garanti Bank machines are just right there. You can withdraw any financial issues will be solved with our bank machines, safe and secure. Thank you.
our ESOT buses are here. These are the for ESOT buses, İzulaj, ESOT bus. You can go anywhere to İzmir. You can go anywhere from Bornova to İzmir, okay? It's the buses you can get. And this is for our Bornova son dakika. İzmir News Center. This is our İzmir News Center. İzmir'de son dakika. Bornova. Now I'm entering to Bornova Metro, okay? Peace, mercy and blessings of God be upon you all, guys. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar. Ciao.